Mutfağımdan herkese merhaba. Bugünkü tarifim çikolatalı muffin poğaçalar. Yumuşak mı yumuşak, lezzetli mi lezzetli. Bir de çikolatalar çıkmış ki içinden. Oh, hiç sormayın. Çocuklar gibi sizler de çok seveceksiniz eminim. Şimdi hemen tarifimize geçelim. Çikolatalı muffin poğaçalarımız için önce 2 su bardağı ılık sütü mikserimizin haznesine alıyoruz. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ekliyoruz. 1 adet yumurta akını ekliyoruz. 3 yemek kaşığı toz şeker ekliyoruz. 1 paket instant mayamızı ekliyoruz. Ve şöylece tüm malzemelerimizi birbirine karıştırmak için mikserimizi çalıştırıyoruz. Şimdi bu arada ben biraz da içine un kattım daha güzel karışsınlar diye. Şimdi bu karışımımızın üstüne şöyle bir paket vanilin ekliyoruz. Farklı bir muffin olacağı için bir pakette kabartma tozu ekliyoruz. Şöyle bir çimdik kadar da tuz ekliyoruz. Unumuzdan yine bir miktar daha alıp ekliyoruz. Tahminen 5 su bardağı kadar un kullanacağımı tahmin ediyorum ama yine her zamanki gibi daha az veya daha çok un kullanabiliriz. Kıvamına bakarak karar vereceğiz. Şöyle ele yapışmayan yumuşakça bir hamur olsun istiyoruz yine. Şöyle karıştıralım. Şöyle yanlardaki unlarımızı da temizleyerek bir bakalım. Evet, bu unu da ekledikten sonra tahmin ediyorum olacak. Yani 5 su bardağı kadar un eklemiş olacağız. Yine sonuçta göreceğiz kıvamını. Tekrar bunu da karıştıralım. Hamurumuz karıştı ama yine kıvamı biraz fazla gevşek. Şöyle ben bir yarım su bardağı ekliyorum. Tekrar bakıyorum. Dediğim gibi kademeli kademeli un ekleyerek kıvamına bakacağım. Hamurumuz istediğimiz kıvama geldi. Hemen kaldıralım mikserimizin kolunu. Şöyle bakalım. Evet. Çok yumuşak, ele yapışmıyor. Hemen bunu ayıralım mikserimizden. Hamurumuzu hemen bir kaseye, bir kaba aktardım. Üstünü de şöyle streç folyo ile örttüm. Güzelce mayalanması için ılık bir kenarda bekleteceğim. Mayalandıktan sonra işlemimize devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Bu hamuru ben biraz daha tezgahımızın üzerinde yoğurmak istiyorum. Hamurumuzu önce ikiye bölelim. Her bir parçadan da birbirine eşit küçük parçalar çıkartalım. Çikolatalı poğaça muffinlerimizi şu şekilde beze yaptık hepsini. Şimdi bunları koyacağımız muffin kalıbımın içine ben şu şekilde yağladım. Ve buzdolabında biraz beklettim muffinlerim yapışmasın diye. 12'li bir kalıp kullanacağım. Ve bir çikolata kreması kullanacağım. Markası fark etmiyor. Hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Ben bunu biraz buzdolabında beklettim. Daha rahat alıp poğaçalarımın içine koyabilmek için. Şimdi öncelikle bir adet bezemizi alıyoruz. Elimizle şöyle açalım. Şöyle kaşığımızla çikolata kremasından alıp ikinci bir kaşık yardımı ile de hamurumuzun üzerine bırakalım ve şu şekilde yuvarlak poğaça kapatır gibi kapatalım. İyice sıkılayalım ki sonradan herhangi bir taşma olmasın. Şimdi bunu önceden yağlamış olduğumuz muffin kalıbımızın içine güzelce bırakıyoruz.
muffinlerimizi kalıbımıza yerleştirdik. Poğaça muffinlerimizi. Üstlerine şöyle yumurta sarısı sürüyorum. Tabii ilk yaptıklarım hemen şiştiler. Son yaptıklarım dururken onlar bu kalıbın içinde mayalandılar. Çikolatalı muffin poğaçalarımızın üzerine yumurta sarısı sürdüm. Onun üstüne de şöyle evde beyaz haşhaş tohumu vardı. Güzel görünsün, bir de farklı bir lezzet versin diye onlardan hemen şöyle azıcık serpiyorum. Fırınımızı 180 derecede ısıtmıştım. Muffinlerimizi 180 derecede ısınmış fırınımıza veriyoruz. Çikolatalı muffin poğaçalarımız fırından çıktı. Söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama çok güzel görünüyorlar gerçekten. Şöyle hemen göstereyim size. Biraz açıldılar ama önemli değil. Lezzetleri ise bir harika. Artan hamurla ben şöyle 3 adet örgü poğaça yapmıştım. Bunlar da çok güzel oldular. Bir başka seferde de bunları videolu olarak göstermek istiyorum. Artan hamurlarla yaptım. İnanın o kadar yumuşaklar ki size şöyle göstereyim yumuşaklığını. O kadar yumuşaklar ki anlatamam. Ve lezzetleri harika. Bunun içinde biliyorsunuz hem maya hem de kabartma tozunu bir arada kullandık. Üstelik vanilya da kullandık. Ne diyelim? Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet olsun.